Sevgili dostlarım merhaba. Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü biliyorsunuz. BA3 seviyesinden B1 seviyesine indirdi. Bu ne anlama geliyor? Biraz bundan bahsedeceğim ve tabii ki pazartesi günü özellikle döviz cephesinde ve dolarda neler yaşanır? Bunları da kısaca sizlere anlatacağım. Moody's'in bu kararı Politik bir karar mı, uluslararası bir baskı mı? Türkiye'nin gerçeklerini gerçekten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın söylediği gibi yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Bütün bunların detaylarını bu videoda bulacaksınız. Konunun ayrıntılarını merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Sevgili dostlarım, videoma tekrar hoş geldiniz. Evet Moody's BA3 olan kredi notumuzu B1 seviyesine indirdi. BA3 seviyesini öncelikle söyleyeyim sizlere. Sevgili dostlarım bakın BA3'te Türkiye zaten yatırım yapılamaz bir ülke sınıfına sokulmuştu Moody's tarafından. Sadece Moody's değil aynı zamanda Fitch, Standard Poor's gibi diğer kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin artık yatırım yapmak için riskli bir ülke olduğunu belirtmişlerdi ve kredi notlarını bu seviyeye çekmişlerdi. Her seferinde de bizim Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu notların haksız olduğunu ifade etti. Biliyorsunuz biz aslına bakarsanız bu kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notları önemsemediğimizi ifade ediyoruz. Siz kimsiniz falan diyorduk. Ama her seferinde de bunlar bize not verdiğinde, notumuzu aşağıya doğru çektiğinde feveran etmeye devam ediyoruz. Neden feveran ediyoruz? Neden bu kadar sinirleniyoruz ve kızıyoruz? Nedenleri çok ortada. Bunları biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Ama önce gelin şu BA3 ve B1 gibi sadece harf ve rakamlarda gizli olan notların ne olduğunu sizlere kısaca anlatayım. Bir ülkenin kredi notu BA3 seviyesine gevşemişse zaten o ülke için büyük bir risk var demektir. Özellikle yabancı yatırımcılar için. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den bir an önce kaçmaya çalışmalarının altındaki neden de bu aslına bakarsanız. Çünkü BA3 seviyesi yatırım yapılamaz. Aynı zamanda da spekülatif bir ülke anlamına geliyor not sıralamasına bakıldığı zaman. Spekülasyon bir suç değil ama spekülatif Hisse senedi ya da ülke olarak duruma baktığınız zaman ciddi sıkıntıların, ciddi risklerin olduğu bir ülke tanımlamasını rahatlıkla söyleyebilir Peki bunu nasıl tanımlayalım? İsterseniz şöyle söyleyeyim sizlere. Bakın diyelim ki borsada yatırımcısınız. Borsada kağıt alıp satıyorsunuz. İki tip kağıt vardır genel itibariyle. Borsada işlem yapan arkadaşlar hakimdir bu konulara. Bir tanesi sağlam kağıt denilen. İşte kamu kağıtları, büyük holdinglerin kağıtları ya da yıllardır artık kendisini ispatlamış olan bazı hisse senetleridir. Bunlara sağlam kağıtlar denir. Bir de spekülatif kağıtlar vardır. Bu kağıtlar genel itibariyle sığdır. Yani çok fazla işlem hacmi yok ve bunlar da genel itibariyle spekülatörler rahatlıkla işlem yaparlar. Bu kağıtlarda kazançlar da anormal olur, kayıplar da. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Risklerinin çok yoğun olduğu kağıtlardır. Ülkeyi de bu hisse senetleri gibi düşünün sevgili dostlarım. Eğer ki bir ülkenin riskleri çok fazla artıyorsa o ülke artık spekülatif bir ülkedir. Riskleri daha da fazla artıyorsa çok fazla spekülatif bir ülkedir. İşte B3'ten, BA3'ten B1 seviyesi indirilmesinin tanımı bu sevgili dostlarım. Yani Türkiye spekülatif yatırım yapılamaz. Ha yatırım yaparsanız bunun riskini kendiniz üzerinize alacaksınız denilen bir ülkeydi. Şimdi yabancı yatırımcılara Moody's ve benzeri kredi derecelendirme kuruluşları diyor ki özellikle işte büyük emeklilik fonlarına, büyük yatırımcılara diyor ki Türkiye hem spekülatif yani çok riskli bir ülke hem de yatırım yapılamaz bir ülke. Yani bir kademe daha yukarıya çekti Türkiye'nin risklerini. Zaten sebeplerde ve nedenlerde de bunu epey detaylı bir şekilde anlatıyor Moody's. Peki Moody's aslında bu kararında tamamen siyaseten bir karar mı vermiştir? Yani bir dış güç olarak mı karar vermiştir? Yoksa sevgili dostlarım Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşen, aslında Türkiye'nin doğrularıyla örtüşen bir karar mı vermiştir? Biraz bunu irdeleyelim isterseniz. Bu arada tabi pazartesi günü dolar ne olacak? Onu da sizlerle paylaşacağım. Çünkü dolarda çok sert hareketler yaşayabiliriz ve yaşanması da çok normal sevgili dostlarım. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir ülke için hem yatırım yapılamaz hem de aşırı riskli ve spekülatif bir ülke tanımı konuluyorsa kredi derecelendirme kuruluşları tarafından, o ülkenin yönetimi her ne kadar bas bas bağırsa da, "Ya kardeşim siz yanlış kararlar veriyorsunuz." dese de, yabancı yatırımcılar buna bakmaz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ne söylediğine bakar. Çünkü genel itibarıyla onların verdiği bu notlar ve onların raporlarıyla hareket eder yabancı yatırımcılar. E, Türkiye'de bakıyorsunuz borsada zaten önemli bir kesimde yabancılar bulunuyor. %65'ti ufak ufak düşmeye başladı orada yabancı payı ama hala %60-65 aralığında. Bazı hisse senetlerinde keza %45'lere kadar gevşemiş durumda. O hisse senetlerinden de yabancı yatırımcının kaçtığını çok net bir şekilde kaçtığını zaten görüyoruz. Şimdi gelelim Moody's böyle bir kararı neden aldı? Hiç yorumsuz elimize defterimizi kalemimizi alalım. Şuradan notlarımıza bakalım sevgili dostlarım. Ben sizler için bu notları tutmuştum. Yorumsuz olarak bu notlardan başlıkları okuyalım. Moody's neden Türkiye'nin kredi notunu düşürmüş? 1. Diyor ki Moody's ödemeler dengesi krizinin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Nedir ödemeler dengesi krizi sevgili dostlar? Şimdi ödemeler dengesi deyince 3 önemli kalem var aslına bakarsanız. Bunlardan en önemlisi de cari denge cari dengenin içinde işte ithalat, ihracat, turizm giderleri, gelirleri, yurt dışından elde edilen finansman, özellikle borçlar, faiz giderleri falan filan bunların hepsi cari dengenin içerisinde yer alıyor sevgili dostlar. Cari açığımızı kapatırken aslında biz sadece döviz dengelerini kullanarak ve piyasamızı sıkıştırarak, piyasamızı küçülterek, ekonomimizi küçülterek, daha büyük riskler alarak cari açığımızı kapatmaya çalıştık. Bu nedenle diyor ki sizin kırılganlıklarınız artıyor. Yani sizin şu anda cari açığınızı kapatma yönteminiz aslında büyük bir risk barındırıyor diyor Moody's. Ve bunun için ben senin kredi notunu düşürüyorum diyor. Peki yanılıyor mu? çok da yanılmıyor sevgili dostlarım. Bakın bizim Hazine ve Maliye Bakanlığımız şunu söylüyor Moody'se. Moodys nesnel ve tarafsız bir karar vermemiştir derken bile yaptığı açıklamalarda rakamlara boğmuş olayı ama ne kadar rakamlara boğarsanız boğun. Kardeşim sizin Merkez Bankanızla ilgili problemleriniz var. Seçim süreciniz devam ediyor. Hazinenizde ciddi sıkıntılarınız var. Borç bulmakta zorlanıyorsunuz. Ve Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının bu kredileri düşürmesiyle birlikte yani Türkiye'nin kredilerini düşürmesiyle birlikte hem eldeki sıcak parayı kaçırıyorsunuz hem de yeni yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini aslında engelliyorsunuz. Daha da ötesini söyleyelim. Yakın zaman içerisinde özellikle bankaların sendikasyon kredileriyle kendilerini çevirmesi gerekiyor. Keza özel sektöründe. Moody's'in bu açıklamasından sonra, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinden sonra hem Türkiye'deki sıcak para kaçacak hem de Türkiye borç bulmakta daha da zorlanacak sevgili dostlar. Devam ediyorum. Diyor ki ikinci maddede. Türkiye'nin uzun sürede ekonomik ve finansal oynaklık dönemine karşı kırılgan olmaz. Türkiye ekonomisi kırılgan. Borçlarınızı ödeyemeyebilirsiniz. CDS'leriniz yükseliyor her geçen gün uluslararası piyasada prestij kaybetmeye devam ediyorsunuz. Yurt içinde de prestij kaybetmeye devam ediyorsunuz. Bu koşullar içerisinde bizim sizin kredi notunuzu yüksek tutmamız mümkün değil. Bu nedenle de kredi notunuzu düşürüyoruz diyor Moody's. Haksız mı? Bana göre haksız değil. Ben de aylardır Türkiye'nin kırılganlıklarının giderek arttığını söylüyorum. Türkiye'nin kendi esas meselesi olan ekonomiye dönmek yerine ısrarla seçim politikası izlediğini söylüyorum. Türkiye'nin üretime, sanayiye, tarıma yoğunluk vermek yerine hala ithal odaklı bir ekonomik modelle ilerlediğini söylüyorum. E aynısını Moody's de görüyor, Moody's de söylüyor. Ama ne yazık ki şu anda Türkiye'yi yönetenler hala ısrarla görmemeye devam ediyor. Üçüncü maddeye bakalım. Türkiye'nin rezervlerinde ciddi bir düşüş var diyor. Döviz rezervlerinde ciddi bir düşüş var diyor. Bizimkiler ne diyor? Yok öyle bir şey. Rahat olun. Döviz rezervlerimizde hiçbir problem yok. Yapmayın gözünüzü seveyim. Yani Türkiye'nin döviz rezervlerinin ne kadar büyük sıkıntı içerisinde olduğunu bugün azıcık matematikten anlayan bir çocuğa sorsanız, rakamları onlara kıyaslatsanız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın esasen net rezervlerinin hiç alakasız bir inkalemden kalemden oluşturduğunu Gösterseniz onlar bile ya evet merkez bankasının cebinde galiba para kalmamış döviz rezervlerimizde ciddi sıkıntı var der. E biz daha neyi inkar ediyoruz? Hadi biz bunu yedik. Hadi siz bunu yerli yatırımcıya yedirdiniz. Türkiye'deki yerli oy verene yedirdiniz. Siz bunu Moody's gibi Standard Poor's gibi Fitch gibi uluslararası piyasalarda son derece aktif, bütün hesapları çok yakından kontrol eden Türkiye'nin hem geçmişini hem şu anki durumunu hem de geleceğini analiz eden kurumları yedirebilir misiniz ya? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ve dolayısıyla onlar da yemiyorlar. Ne diyorlar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili, döviz rezervleriyle ilgili ciddi sıkıntı var diyorlar. Bu nedenle de notunuzu düşürdük diyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uzun süredir devam ettiği kurda serbest dalgalanmaya müdahale etmesi de yine bizim krediyi düşürme nedenlerimizden birisi diyor. Şimdi sevgili dostlarım ben uzun zamandır ne söylüyorum? Türkiye bir karar vermek zorunda. Merkez Bankası olarak ve finans cephesi olarak şunu diyebilirsiniz. Ben bundan sonraki süreçte sabit kura geçiyorum kardeşim. Kambiyo rejimi de değiştiriyorum piyasada öyle kafasına göre dolar dolaşmayacak ve bundan sonraki süreçte hiçbir şekilde Merkez Bankası serbest piyasada kur dalgalanmasına izin vermeyecek. Bunun adı da var zaten. Sabit kur dediğimiz sistem. Eğer ki bir Merkez Bankası ya da bir hükümet sabit kur rejimi uyguluyorsa o zaman kimse buna lafını edemez. Evet kimse sesini çıkartamaz. O zaman siz dönüp Moody's'e şunu diyebilirsiniz. Ya kardeşim ben sabit kur politikası uyguluyorum. İstediğim gibi kura müdahale ederim. Sen bununla ilgili bir karar veriyorsan eğer bu nedenle benim kredi notumu düşürüyorsan haksızlık yapıyorsun. Subjektif karar veriyorsun diyebilirsin. Ama sen dalgalı kur politikasını uyguluyorsan yani serbest piyasa ekonomisi gibi kurun da serbestse piyasa koşulları içerisinde arz ve talebe bağlı olarak fiyatlanacaksa o zaman sen Merkez Bankası olarak dövize müdahale edemez. Kamu bankaları olarak dövize müdahale edemez. Herkes biliyor Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden özellikle uluslararası piyasalarda sığ ortamlarda doları düşürmek için çok ciddi döviz satışları yaptığını. E bunu Moody's de görüyor ve diyor ki kardeşim sen hem dalgalı kur diyorsun hem serbest piyasa diyorsun dövizde, hem de serbest piyasaya müdahale ediyorsun. Bunu yapamazsın diyor. Ve ekliyor aslına bakarsanız. Bakın 5. maddede diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası şeffaf ve bağımsız değil diyor. Bütün bunları yaparak kamu bankaları üzerinden bir nevi oyun çevirerek rezervlerini şeffaf bir şekilde bizlerle paylaşmıyor diyor ve aynı zamanda şunu söylüyor merkez bankası başkanı ya da merkez bankası yöneticileri bağımsız bir şekilde merkez bankasını yönetmiyorlar merkez bankasını hükümet yönetiyor şu anda diyor politik kararlar veriyor şu anda diyor siyasetin dümenine göre hareket ediyor şu anda diyor yalan mı bu konuyu inkar edebilir misiniz Böyle bir şey yok, kesinlikle yok diyebilir miyiz bizler? Gazeteciler, ekonomistler, vatandaşlar, finans cephesinde iş yapanlar, borsada yatırım yapanlar, bankaya faize parasını yatıranlar, döviz alanlar. Hayır kardeşim, kesinlikle hükümet de Merkez Bankası'na müdahale etmiyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bunu Moody's de görüyor ve bu nedenle senin kredi notunu düşürüyorum kardeşim diyor. Bakın devam edelim. Riskler bütün bunlardan dolayı artıyor diyor. Evet, Türkiye'nin ciddi risklerinin olduğunu bizler de söylüyoruz. Olaya objektif bakan herkes bunu söylüyor zaten. E koskoca Moody's gibi dünya ekonomisini takip eden bir kredi derecelendirme kuruluşunun analistleri acaba oturup bunu incelemiyorlar mı bu kredi notunu verirken? Aleyhimize verdikleri için nesnel oldular. Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini yansıtmıyormuş. Hangi ekonomik gerçeklerini yansıtmıyor? Devam edelim. İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasının yarattığı belirsizlik. Yani Moody's istiyor ki kardeşim sen sadece finansal olarak ve ekonomik olarak hatalar yapmıyorsun ve beni endişelendirmiyorsun bir yabancı yatırımcı olarak. Aynı zamanda sen siyaseten de yani seçimlerin gerçek anlamda bağımsız ve özgür bir şekilde yapılıp yapılmadığıyla ilgili de beni endişelendiriyorsun. Ve bu endişe bana başka bir endişe daha katıyor. Yani acaba 31 Mart'ta yapılan iptal kararı acaba 23 Haziran'da da karşımıza çıkar mı? Yeni bir belirsizlik dönemi olabilir mi? Yeniden seçimler iptal edilebilir mi? Ve bütün bunlar Türkiye'nin iyiden iyiye ekonomik gerçeklerden uzaklaşmasına neden olabilir mi diyor Muris. Olabilir mi? Kesinlikle olmaz diyebilir miyiz? Bitti bu iş 23 Haziran'dan sonra. Artık rahat olalım diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan Türkiye vatandaşları olarak bile bunu diyemiyoruz. 8. maddede diyor ki Türk lirasında değer kaybının devam edeceği. Bu kredi derecelendirme kuruluşlarının bu kararlarıyla birlikte Türkiye'den sermayenin kaçmayacağını söyleyebilir miyiz? Ya da Türkiye'deki kurumların rahatlıkla paralarını döndürebileceklerini, yurt dışından yeni borçlar bulabileceklerini söyleyebilir miyiz? E Türkiye dışarıdan borç bulamazsa özellikle bankalar, özel şirketler, kamu şirketleri yurt dışından borç bulup parayı Türkiye'ye sokamazlarsa nasıl bu iş yürüyecek? Bizim gibi cari açık veren ülkelerde, cari dengesi bozuk olan ülkelerde, özellikle ithalata bağımlı olan ülkelerde açık hep dış finansmanla karşılanır. Evet Borçla karşılanır yani. Peki soruyorum size Moody's gibi kredi derecelendirmek kuruluşları bir ülke riskli kardeşim buraya paranızı götürmeyin derse ya da bu ülkeye borç vermeyin aman ha belki de paranızı yarın öbür gün geri alamayacaksınız derse bu ülkenin şirketleri yurt dışından para bul bulabilir mi? Bulamaz bulamayacağı için de ciddi bir sıkışıklık doğmaya başlar. O ülkenin para birimi yani yurt dışındaki doların, euronun para biriminin değerlenmesine ve kendi para birimi, biriminin iyiden iyiye değer kaybetmesine neden olur. Olmayan az olan şey değerlenir. TL'nin çok ciddi oranda değer kaybedeceğini söylemiştim. Yıl sonuna kadar biz 12 liraları görebiliriz demiştim. Hala da demeye devam ediyorum. Döviz rezervlerinin daha da azalacağı e zaten bunu söylemişti. Söylemeye devam ediyor. Ve en son Amerika Türkiye arasındaki S-400 krizinin işi iyiden iyiye riske sokabileceği. Bütün bu koşullar içerisinde Moody, Moody's bizim notumuzu ba 3ten B1 seviyesine indiriyor. Hem yatırım yapılamaz hem de çok spekülatif bir ülke pozisyonuna gelmiş olduk. Yani şunu söylüyor kendi yatırımcılarına yurt dışındaki. Borç verecek ya da yatırımcı olarak Türkiye'ye gelecek olanlara şunu söylüyor. Aman ha. Türkiye'ye giderseniz ben sorumluluk kabul etmiyorum. Paranızın ne olacağının garantisini veremem. Oraya paranızı götürüyorsanız büyük bir risk alacaksınız. Ha büyük kazanırım diyorsanız buyurun gidin. Ama yarın öbür gün paranızı alamazsanız sorumlusu ben değilim diyor. Asa CDS oranlarının artmasının temel nedeni de bu sevgili dostlarım. Dolayısıyla bütün bu koşullar içerisinde pazartesi dolar ne olur sorusunun cevabı çok net. Pazartesi gününden itibaren Cuma gününe kadar dolarda çok sert hareketler görmeye başlayacağız sevgili dostlar. Türkiye'de pazartesi günü itibariyle dolarda sert bir yukarı hareket olacak. Gerçek zaten 5.90 seviyesine geldi. Biz 6.10 6.15 seviyelerini görebiliriz. Sadece pazartesi günden bahsediyorum. Gelecek haberlere, duruma ve rakamlara göre, makroekonomik verilere göre ve seçimle ilgili gerilime göre de Yine S-400 krizi, Doğu Akdeniz krizi vesaireyi de bunun işin içine ekleyelim. Gelecek işsizlik rakamları, enflasyonist baskı falan filan bunlarla ilgili beklentileri de işin içine koyalım. Dolar önümüzdeki hafta hard yükselişlere, sert yükselişlere devam edecek. Ve bir kez daha altın çizerek söylüyorum. Bu yaz çok sıcak geçecek. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları çok ama çok sıcak geçecek sevgili dostlarım. Uzun bir video oldu ama doyurucu bir video olduğunu düşünüyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ve tabii ki eğer ki videomuzdan memnun kaldıysanız dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.